adamın sormazlar mı? Recep Tayyip Erdoğan, sen Mustafa Kemal Atatürk'e, İsmet İnönü'ye nasıl iki tane ayyaş dedin? O makamda oturup nasıl bu hakareti ettin? Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Yalova'ya geldi. Uysal'a Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt eşlik etti. Yalova'da esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiren Uysal, Demokrat Parti Yalova İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdikten sonra basın açıklamasında bulundu. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah, güzel hizmetlere vesile olur. Hayır. Demokrat Parti Yalova İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında ilk söz alan Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, millet masasının arkasında sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk var ama sen Atatürk'ten korktuğun için bunu söyleyemiyorsun dedi. Başımızda öyle bir cumhurbaşkanı var ki ısrarla diyor ki bunların yedinci ortağı var diyor, söylemiyorlar. Millet masasının arkasında sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk. Sen Atatürk'ün isminden korktuğun için bunu söyleyemiyorsun. Sen Osmanlı'yı eleştirdiler diye Osmanlı padişahları eleştirilir mi? Bunlar bizim atamız diyorsun. Ama o zaman sormazlar mı? Recep Tayyip Erdoğan, sen Mustafa Kemal Atatürk'e, İsmet İnönü'ye nasıl iki tane ayyaş dedin? O makamda oturup nasıl bu hakareti ettin? Ardından konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise öncelikle ekonomideki sorunlara değindi. Kravatlı bir soyguna muhatabız. Beraberinde uluslararası alandan aldıkları rolle beraber tarımdan başlayarak Türk ekonomisini tasfiye etmek üzerine atılan adımların neticesinde bugün yaz günü bile insanlarımız taneli domates alır hale gelmiş. Genel Başkan Uysal, pazar günü gerçekleştirilecek olan altılı masa toplantısını hatırlatarak, milletimizin umutlarının alındığı noktada varlığıyla millete umut olmuş insanlar olarak bu umudun yerelden genele, genelden yerele daha da büyümesi için önümüzdeki zamanı iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz açıklamasında bulundu. Pazar günü partiler olarak da toplantımız var. İktidarın bütün varlığını üzerine kurdukları, nasıl olsa muhalefet çok parçalı, hiçbir şekilde bir araya gelemez varsayımını yerle bir etmiş iradeyle büyüyerek bugünlere geldik ve umudu büyütmek bizim hepimizin en temel vazifesidir. Milletimizin umutlarının çalındığı noktada varlığıyla millete umut olmuş insanlar olarak bu umudu yerelden genele, genelden yerele daha da büyümesi için önümüz zaman iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz. İradesi yoksulluğa mahkum edilerek felç edilen insanlarımızın iradesi olmak mecburiyetindeyiz. Eğilmiş başları yeniden baş yapmak için irademizi ayağa kalkmalı, milletin önünde alnak başı dik bir şekilde Türk milletinin birliğinin beraberliğinin arkasına karnı tok, sırtı pek insanları koyabilmek bizim meselemiz.